Size mükemmel bir haberim var. Atina'ya zaman tüneli gelmiş. Bir giriyorsun, 80'lerdesin. Gerçekten. Atina'nın Gazi Mahallesi'ni duydunuz mu bilmiyorum. 1984 yılına kadar bu bölgede gaz istasyonu işletmeciliği yapılıyormuş. İsmi de oradan geliyor zaten. Fakat Gazi Mahallesi özellikle son yıllarda gece hayatı ve barların yanı sıra etkinlik ve konserler gibi aktivitelere de sahiplik yapıyor. Yunanistan'ın 80'leri isimli çalışma da Gazi Mahallesi'nde sergileniyordu. Sanat, teknoloji, yaşam tarzı ve siyaset gibi tam 18 farklı kategoride Yunanistan'ın 80'li yılları. İlginç değil mi? Şimdi söz konusu Yunanistan'ın 80'li yılları ve tabii ki Yunanistan siyasetinden ve politikasından da bahsedilmesi gerekiyor. Yunanistan siyasetinde önemli bir yere sahip PASOK ve onun kurucusu Andreas Papandreou. Yunanistan'ın 80'li yıllarında kendisini de görebilirsiniz. PASOK Partisi 1977 ve 2009 yılları arasında, yani tam olarak 32 yıl boyunca ya birinci ya da ikinci parti olarak Yunanistan siyasetinde başrol oynamış. Sergide partinin kurucusu olan Andreas Papandreou'nun diğer ülke liderleriyle yapmış olduğu görüşmelere de yer verilmiş. Tabii ki Türkiye'nin de bu çalışmada olmaması beklenemezdi. Ve meşhur Ege Denizi krizleri. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence iki ülke bu konuda halen bir arpa boyu kadar yol alamamış. Konumuz 80'ler olunca teknolojiye de yer verilmiş. Dönemin otobüsleri, araçları ve hatta oyun konsolları. İzlerken sanki dünmüş gibi gelebilir. Fakat 80'li yılların üzerinden neredeyse 40 yıl gibi bir zaman geçmiş. Çok uzun değil mi? 80'li yılların çocukları artık büyüdüler. Fakat bu onların zaman tüneline girmeleri için bir engel değil. Ne de olsa bedava. Şimdi 80'li yıllar olduğu için buraya aynı zamanda bir de 80'li yıllarda Yunanistan'da evler nasıl onun bir demo örneğini yapmışlar. Az çok hatırlayabildiğim kadarıyla Türkiye'deki evlerle de benzerlikler gösteriyor. Onların detaylarını göstereceğim. Gelin bakalım. İşte 80'li yıllarda evlerin salonu. Yunanistan'da o zamanlarda L koltuk var mıydı bilmiyorum. Ama yerlerin mermer olduğuna eminim. Çünkü bugün bile birçok evin zemini mermerden yapılmış. Birçoğunuzun bu kaset çaları hatırladığına adım gibi eminim. Ve 80'li yılların çocuk odası. Olmazsa olmaz bir ranza, posterler ile kaplı duvar ve çalışma masası. Biraz önce 80'li yıllardan çıktım, şimdi 2000'li yıllara geri döndüm. Bilmiyorum siz izlerken nasıl keyif aldınız mı ama ben içeride gerçekten o 80'li yılları fark ettim. Birçok benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin 80'li yıllarında da olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için yine çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.